Şimdi Naime ablayla Seyir'i Bostancı'ya bırakırsın. Halıcının üstündeki boş daire var ya oraya. Nihal'leri de Maltepe'ye, Onur Bey'in şirketine götüreceksin. Akşam 6 gibi de bıraktığın sırayla alırsın, olur tamam mu? Tamam Yeşim Hanım. Naime abla, boş daire dip bucak temizlersiniz, olur mu? Başına Yeşim Hanım. Selcan, Meryem, Nihal. Siz de üçünüz karbonatla iyice temizlersiniz her yeri, anlaştık mı? Anlaştık. Şimdi başka kim kaldı? Bakıyorum. Yeşim Hanım, rahat dur. Otur oturduğun yere. Bir dahaki de topuna yersin Merve. Korkuyorum. Çok korkuyorum. Kimseye bir şey olmadı değil mi? İyisiniz. İyi, tamam. Tamam, sağ olun. Tamam, ben halledeceğim. Eyvah! Ekmek teknem de aldı gitti. Eyvah! Parçalandı. Tamam. Tamam, iyisin değil mi? İyisin. Sevda, Sururi Bey'le randevumuz kaçtaydı bizim? Akşamüstü 6'da Tarık Bey. Onu yarın sabah uygun bir saate ertele, tamam mı? Hı, tamam. Bu da Çiğdem Hanım'ın da... Girin. Korkmuş ya, oturun şöyle. Yeşim Hanım, ne oldu, ne bahaniniz? Sevda, acil bize sürahiyle su getir hadi. Yeşim, ne oldu, hepinizin yüzü bembeyaz? Az kalsın, ölüyorduk. Hayırdır, ne oldu? Kaza mı oldu? Hayır, silahlı saldırıya uğradık basbaya. Silahlı saldırı, böyle yaylım ateşine tuttular bizi. Ne? Silahlı saldırı mı? Evet, basbaya silahlı saldırı. İki kişi geldi arabayla böyle havaya, minibüse, her yere ateş ettiler. Delik deşik ettiler, böyle lastikler falan hep patladı. Murat Bey, bize de ateş ettiler. Hay Allah, canımızı... hay Allah. Ölüyorduk, zor kaçtık. Al, al bir tane. Elim ayağım titriyor hala. Oturmam lazım. Gel, gel. İçeri gidelim. İlgilenir misin? Tabii ki. Hay Allah. Buyurun, siz de su için. Korkudan buramı ağrıyor. Gel bir tanem. Geç, geç otur. Ah canım ya, ah canım ya. Görüyor musun, ellerim nasıl titriyor? Titrer tabii. Ölümden dönmüşsünüz bir tane. Döndük vallahi Murat, döndük. İlk aklıma Öykü geldi, biliyor musun? Dedim tamam, bitti. Öykü annesiz kalacak. Allah korusun. Öyle şeyler söyleme Yeşim'cim. Öyle şeyler söyleme. Bak sana söylüyorum. Şu şirketi kapat. O zaman peşini bırakacaklar, biliyorum. Aynı adamlar mı yaptı diyorsun bu beni holdinge sokmayanlarla? Aynı adamlar. Aynı adamlar. Yoksa İstanbul'un bütün çeteleri peşine düşecek değiller, değil mi? Aynı heriflerdir bunlar. Doğru söylüyorsun. Ay bunlar benden ne istiyor ya? Ne istiyorlar? Ben en iyisi polisi arayayım. Nereden çıktı polis şimdi? Bir tane mi? Polis yani haber versek ne olacak? Bulacaklar mı zannediyor? Tut ki buldular. İfadelerini verip çıkacaklar. Çıkarlar mı? Çıkarlar tabii. Yatacaklar en fazla 2-3 ay. Serbest kalınca ne olacak? İyice kurulacaklar sana. O zaman seni vurmak için ateş edecekler. Allah muhafaza yani. Söyledi zaten, biliyor musun? Dedi bir dahakine topuğuna dedi. Gördün mü? Gördün mü? Bak. Tabii. Bırak. Bırak şu şirketi. Kapat bir tanem. Kapat. Zaten niye çalışıyorsun ki? Bir şeye mi ihtiyacın var senin? Ya Murat ama... Ya, hayır. Hayır. Bu konu burada bitmiştir. Tamam mı? İzin vermiyorum. Kocan olarak izin vermiyorum. Ya sana bir şey olsaydı bir tane? Ben ne yapacaktım? Öykü ne yapacak? Hı? Annesiz bırakmana değer mi bir tanem ya? Yok, değmez. Değmez, haklısın.
Ben en iyisi bu şirketi kapatayım. Kesinlikle. Aynen. Kapatayım, başka bir şey yaparım. Tabii canım. Açarız sana bir mağaza. Butik olur. Bir hediyelik eşya meşya yani takı bakı satarsın. Sanat galerisi. Efendim? O da olur yani ne istersen. Ya. Murat o kadar içimi rahatlattın ki. İyi ki yanımdasın. Ne demek güzel karıcığım benim. Ben senin kocanım ya. Ben senin kocanım. Hep yanında olacağım tabii ki. Aşkım benim. Canım benim. Sana zahmet bir bardak su daha alabilir miyim? İçim öyle böyle yanmıyor. Tamam tamam. Hemen getiriyorum bir tane. Aşkım benim. Hemen getiriyorum.